Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet bu haftaki haftalık bültenimiz resimden de anlayabileceğiniz üzere oyundaki heistlere odaklanan bir hafta ve önümüzdeki 4 hafta boyunca da heistlerle ilgili etkinlikler olacağı yazıyor makalede. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen makalemize geçelim. Evet bu hafta oyunun orijinal heistleri yani hatırlarsanız Leicester'ın bir heist serisi vardı. Yine apartman heisti diye de geçiyor bunlar. İşte bu heist serisinde bu hafta 2 kat ödül bulunuyor. Bu heist serisinin yapabilmek için high end apartmana ihtiyacınız var arkadaşlar. Yine bu apartmanlar da bu hafta indirimde. Makalenin ilerleyen kısımlarında bundan da bahsedeceğim. Aynı zamanda bu hafta şöyle bir bonus bulunuyor. Eğer bu apartman heistlerinin finallerini bu hafta yapabilirseniz ki bu hayslerde burada yazıyor arkadaşlar. Prison Break, Humane Labs Raid, Series A e ve The Pacific Standard Job Heist'lerinin finallerini bu hafta içi tamamlayabilirseniz ekstradan 500 bin dolarlık bir ödüle sahip olacaksınız. Bu para ödülünüzde 14 Kasım'a kadar oyun içindeki hesabınıza yatırılmış olacak. Ayrıca bu hafta eğer The Flisa Job'u tamamlayabilirseniz resimde gördüğünüz Übermacht Cypher aracının Flisa Circuit Library adındaki desene ki yine bu resimdeki desen oluyor arkadaşlar. İşte bu deseni bu hafta ücretsiz bir şekilde açmış olacaksınız. Bu ödülünüzse 15 Kasım'dan sonra oyuna girdik 72 saat içinde sizin için açılmış olacaktır. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu hafta oyunun Creator moduna go kart araçları ekleniyor. Bilmeyenler için özet geçeyim arkadaşlar. Oyunumuzun duraklama menüsünde biliyorsunuz ki Creator diye bir seçenek bulunuyor. İşte buradan kendimize özgü, bizim belirlediğimiz kuralları ve stili bulunan yarış ya da görevler oluşturabiliyoruz. İşte bu modda daha önce go kart araçları yoktu. Bu hafta oyuna bu go kart araçları eklenmiş oldu böylelikle. Eğer Creator modunu daha önceden çok kullanıyorsanız, bu hafta eklenen bu go kart araçlarıyla birlikte tekrardan Creator moda girişebilirsiniz. Evet bir sonraki haberimiz bu hafta Motor Wars, Drop Zone, Entourage ve Deluxe'un özel araç yarışlarında iki kat ödül bulunuyor. Motor Wars, Drop Zone ve Entourage modlarını oyunun duraklama menüsünden, Jobs kısmından, Adversary mod kısmında bulabilmeniz mümkün arkadaşlar. Bu modlar dediğim gibi bu hafta iki kat ödül veriyor. Special Vehicle Races olan Deluxe yarışını ise arkadaşlar Stunt Races bölümünde bulabilmeniz mümkün. O da bu hafta yine diğerleri gibi iki kat ödül bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu görev serisini yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki haberimiz bu hafta Photoshop'ta, Client Jobs'larda ve Exotic Export görevlerine iki kat ödül bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu görev serilerini yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki ücretsiz itemımıza. Bu hafta GTA Online'a giriş yapan herkes resimde gördüğünüz Karin T adındaki tişörte ücretsiz bir şekilde sahip olmuş olacak. Bu ödülünüzü oyun içindeki herhangi bir gardırobunuzda bulabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Prize Ride Challenge'ımıza ve ödül Ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Übermat Cypher. Araç gerçek hayattaki BMW'nin M2, M6 ve M8 modellerinden esinlenilmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız yaklaşık 1.5 milyon dolara yakın bir ücreti bulunuyor. Ancak eğer bu hafta bu araç hoşunuza gittiyse bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için ise bu hafta 6 gün boyunca Los Santos Car Meet serisi yarışlarında oynamanız ve her gün bu yarışları en azından ilk 4 içerisinde bitirmeniz gerekiyor bu formu 6 gün boyunca tutturduğunuzda 6. günün sonunda bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan test araçlarımıza. İlk aracımız Karim Foto GTX adındaki araç. Bir diğer aracımız Anis ZR350 adındaki araç ve son olarak da Karim Previon adındaki araç. Dilerseniz bu hafta Karmit bölgesine giderek bu araçları ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Gelelim bu haftaki Diamond Casino Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Lampadati Kasko. Araç gerçek hayattaki Maserati'nin 3500 GT adındaki aracından esinlenilmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız 900 bin dolara yakın bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Casino oteline gidip çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim indirimler köşemize. Bu hafta oyundaki ammunition'larda yani oyun içindeki silahçılarda resimde gördüğünüz night vision goggles ve night vision masks adındaki eşyalar ücretsiz arkadaşlar. Dediğim gibi oyun içindeki silahçılara giderek bu gece görüşü gözlüklerini ve maskelerini ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca bu hafta oyun içindeki silahçılarda zırhlar %50 indirimliyken silahlarda ise %30'luk bir indirim bulunuyor. Zırhlarınızı fulllemenin ve silah almanızın tam zamanı diyebilirim arkadaşlar. Bu indirimlerden bu hafta içinde yararlanabilirsiniz. Bir diğer indirim ise bu hafta oyun içindeki high end apartmanlarda %40'lık bir indirim bulunuyor. Bu hafta dediğim gibi arkadaşlar oyundaki heist'lerde bonuslar olduğu için ve tabii ki bu heist'leri yapabilmek için de high end apartmanlara ihtiyacımız olduğu için bu hafta Rockstar Games bu apartmanlara %40'lık bir indirim getirmiş. Dilerseniz bu hafta %40'lık indirimden faydalanarak bu apartmanlara sahip olabilirsiniz. Gelelim araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Mamut Hydra adındaki aracımız bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir bir diğer indirimimiz Buckingham Valkyrie adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle bizi karşılamakta. Bir sonraki indirimimiz Savage adındaki araç %40'lık indirimle bizleri karşılıyor. Bir diğer indirimimiz HVI Insurgent Pickup adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz HVI Insurgent olan modeli bu hafta %40'lık bir indirimle bizleri karşılıyor. Bir sonraki indirimimiz Joe Velum 5 Seater adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle bizleri karşılıyor. Bir diğer indirimimiz Karin Teknik adındaki araç bu hafta %40'lık bir indirim görmüş ve son olarak da Karin Kuruma zırhlı olan modeli bu hafta %40'lık bir indirimle bizleri karşılıyor. Bu araçlardan ilginizi çeken olduysa neredeyse yarı yarıya olan %40'lık indirimlerinden faydalanarak bu hafta bu araçlara sahip olabilirsiniz. Gelelim Prime Gaming bonuslarımıza. Bu hafta Prime Gaming hesabını Social Club hesabıyla bağlayan ve GTA Online'a giriş yapan herkes oyun içe 100 bin dolarlık bir ödülün sahibi olacak. Aynı zamanda resimde gördüğünüz motor bisiklet olan olanın ICC Santos adındaki motor bisiklete de Prime Gaming üyeleri ücretsiz bir şekilde sahip olabilirler. Bu bisikleti Salatin Sanandıra Super Auto sitesinde bulabilirsiniz. Ayrıca yine Prime Gaming üyeleri Western Company Besra ve Trafet Z-Type adındaki araçlara %70'lik bir indirimle 17 Kasım tarihine kadar ulaşabilirler. Dilerseniz bu indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık mülterimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve Kanala, abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.